Alo, alo, alo. Alo. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl, ne yaptın? Nasıl gidiyor hayat? İş, güç. Her neyse, lafı fazla uzatmadan. Görüyorsunuz ekranı. Şu an size şeyi anlatacağım. Bu Open Broadcaster programının nasıl video çekilir, işte hangi ayarlar yapılmalı gibisinden kısa bir video çekeceğim. Bir de bazı hatalar var, onları da açıklığa kavuşturacağım. Şimdi, öncelikle şöyle bir programı açtığınızda karşınıza bu gelecek. Ama şuralar kapalı olacak tabii. Yani şu benim çektiğim yer görünmeyecek. Ondan sonra girdiğiniz anda ilk işiniz şu sahneler kısmından sahne ekleden kendinize bir sahne alın. Sahne ismi verin. Atıyorum. Profil diye veriyorum bir tane. Şu an ekran karardı galiba. Evet. Sahneler arası yer değiştirdiğimde şu an fark ettim. Böyle ekran kararıyor. Hop 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 hop. Neyse şunu bir sileyim. Silemedim. Bir dakika, sileceğim. Evet, kaldır. Evet. Şimdi öyle bir sahne verdikten sonra kendinize isminizi verin. Ve kaynaklar kısmına artık oyun mu çekeceksiniz? İşte benim gibi ekran mı çek ekran videosu mu çekecekseniz bir tane böyle sağ klik yapın kaynaklara. Ekleden oyun çekeceksiniz. Oyun yakalama diyeceksiniz haliyle. İşte ismini vereceksiniz. Da benim burada gördüğünüz gibi işte Daisy, CSGO falan filan. Onları şey yapacaksınız mesela. Hani ben isterseniz bir tane sahne açın. Her girdiğinizde şuna söyle sahneye sağ klik özelliklerden buradan oyununuzu seçersiniz. Tamam dersiniz. Her girdiğinizde bunu yenilersiniz. Ama ben hani onunla uğraşmak istemediğim için her oynadığım oyun için bir farklı bir sahne açtım. Mesela burada gördüğünüz gibi CSGO'nun sahnesi var. Buradan bunu seçiyorum. Girdiğim anda mesela kayıt edeceksem şuna bir tane tik bırakıyorum böyle. Tik bıraktırdıktan sonra kayıta başlıyorum ve ekran geliyor. Tik bırakmazsak şu şekil tiki kaldırdığımda yine böyle siyah ekran karşımıza gelir. Evet. Ondan sonra burayı ayarladıktan sonra işte şeyinizi falan yaptıktan sonra ayarlarınızı sahnenizi oluşturduktan sonra buradan yukarıda ayarlardan eğer Türkçe kullanıyorsanız ayarlar İngilizce ise muhtemelen settings veya options olması lazım. Buraya girip tekrar ayarlar diyorsunuz. Genelden işte dili seçebilirsiniz buradan. Ayar profilini hiç ellemedim buraya çünkü pek bir şey sanırım şey fazla bir şeyi etkilemiyor. Sonra buraya fazla ellemedim. Direkt kodlamaya geçtim. Kodlamada kaliteyi falan filan bu CBR kullanan tikliydi onu hiç ellemedim. Ondan sonra kalite dengesi 10, ona da hiç ellemedim. Bu en yüksek bit hızı olayını 8000 yaptım. Neden 8000 yaptım? Şimdi bir değişik bir olay. Başka videolardan da izleyerek ben bu programı buldum. İzlediğim diğer şeylerde, videolarda işte bunu 1500-2000 civarı yapıyorlardı. Ben öyle yaptığımda oyun, yani videoyu çektiğim videoda fazla bir pikselleşme olayı oluyordu. O yüzden bunu 8000'e yapıştırdım. Anca o zaman güzel bir kalite elde edebilirdim. İşte edebildim. 5000-10000 arası güzel bir kalite sağlıyor bana. İşte 5000'de de gerçi şey ama hani mesela işlemciyi ağır etkileyen programlarda 5000'e çekiyorum ki hani oyun oynarken kasmayayım, FPS'e düşmesin. Bunlara falan hiç ellemedim. Bit hızınız 128 kalsın. Standarttır zaten. Codec EAC falan bu ses kodlaması. Ondan sonra bunları da ellemeyin. Devam, yayın ayarları. Kaydet zaten. Değişik bir şey yok. Buradan işte bu programda da ayrıyetten canlı yayın yapılıyor. Buradan işte canlı yayın mı yoksa normal kayıt bilgisayarınızda yapacağınız kaydı mı onu seçeceksiniz. Canlı yayın ayarlarından pek anlamam. Ben sadece video çekiyorum. Ondan sonra buradan da işte kayıtlı dosyayı nereye kaydedeceğini seçebilirsiniz. Göz at diyerek seçersiniz. Buraya da geçiyorum. Burada işte ekran kartınızın modeli falan filan diyor. Bilgisayar monitörünüzün çözünürlüğü. Çözünürlük düşürme buna şey nasıl diyeyim işte yani monitörünüz tam ekrandır ama mesela oyun oynarken yanları şuralardan kesiktir böyle siyah ekrandır. Bunu böyle yaparsınız. Dur uygulama da. Öyle yaparsınız o kesik çizgiler gider. Ama hiç ellemeyin bence. Hiç gerek yok. FPS 30'da olsun eğer güzel bir kaliteli bilgisayarınız yoksa. Ortalama bilgisayarınız varsa 30 FPS'de kalsın. Benim ortalama bilgisayarım var. Sorun da çıkarmıyor şu an. 30 FPS'de. Sese geçelim. No, ses no. Buradan işte hoparlörünüzü seçin.
Hoparlörün zaten standart olarak otomatik buraya geçer. Mikrofon bazen hani iki tane jack girişiniz varsa, ayrıyetten benim mesela bir anakartı, ses kartı girişi var. Bir de ayrıyetten kendi ses kartım var. O yüzden burada gerçeğini varsayılana bırakmışım ama hani şuradan anakarttakini ses kartına takılı olduğu için benim mikrofonum, ses kartını seçiyorum. Yani varsayılan fark etmez. Varsayılan ben onu almışım. O yüzden bunu da geçtim. Hotkeys, no dedim. Bunlar şeyler, kısa yollar. İşte hangi tuşla yayın başlatacağınızı, durduracağınızı falan. İşte benim burada mikrofonu susturma, işte durdurma falan. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Gelişmişe gelelim. Şimdi gelişmişte de şunu anlatacağım. Şu sorun var bilgisayar bazı şeylerde. Çok gördüm. Forum sitelerinde işte böyle herkes şeyden yakınmış. Oyunu çekiyorum ama siyah ekranda kalıyor. Pardon. Oyunu çekiyorum, siyah ekranda kalıyor sorunu. Hemen göstereyim. O şuradan. Hani şuradan dediğim gibi mesela CSGO yeni bir sahne açıyorsunuz. Şuradan oyununuzu seçmeniz lazım. Ondan sonra tamam deyip tiki koyup öyle başlamanız lazım. O zaman yayınınız gelir. Gidiyorsunuz. Ama eğer şöyle bir sorunuz varsa, video başlıyor, senin bilgisayarın hiçbir kasma, hiçbir FPS düşmesi yok. Ama videoda böyle bir 2-3 saniye başlıyor, ondan sonra donuksa full video. Onu gelişmişten ayarlayacaksın. Onun sebebi işlemcinin çok zorlaması ve videodaki otomatik olarak bazı kale diyorum. Kareleri almamasından kaynaklanıyor. Onun da bir şeyini buldum ben. Hiçbir internet sitesinden bakmadan sadece kendim buldum. Gerçi millet de yapmıştır da ben göremedim muhtemelen. Onu şöyle yaptım. Genelden gelişmişe geldim. Genelden işlemci önceliği sınıfını yüksek yaptım. Hani işlemci daha çok şey ayırsın ona. Ne denir? İşlem önceliği tanısın. Onu yüksek yaptım. Onun hemen aşağısında burada video kısmında da X264 işlemci ön tanımı var. Onu muhtemelen o very fast veya faster'daydı. Onu ultra fast'a aldım. Hani işlemci şey yapsın diye, videoları atlamasın diye. O zaman baktım yavaş yavaş şey olmaya başladı. Hani video birazcık daha böyle şey oldu, bombamaya başladı. Ondan sonra kodlama profilinde main'di muhtemelen, high yaptım. Bir baktım gıcır gıcır hiçbir sorun çıkmadan devam ediyor video. Belki hani bu kodlama kısmında 8000 yapmamın bu gelişmişteki işlemci şeyine vermemle bir alakası vardır. Hani o yüzden ben de 8000, başkalarında 2000 de HD veriyordur. Başka bakalım. Bunları bilmiyorum. Aha dondu. Şuraya geçelim. Burada da evet bakın, bir şey, ben konuştukça bir şey artıyor. O benim mikrofonumun ses seviyesi. Sustuğumda azalıyor, konuştuğumda çıkıyor. Burada gürültü geçitini etkinleştir diye bir tık var. Gördüyseniz, fark ettiyseniz. Mesela burada mikrofonun kapanma eşiğini ayarlıyorum. Hani şu dereceye geldiğinde otomatik olarak kapansın, şu dereceye geldiğinde otomatik olarak açılsın diye bir eşik ayarlıyorum ona. Mesela benim mikrofonumda şey var. Böyle konuşmadığım zaman bir dip ses olayı var, böyle dzzz diye bir sürekli bir ses var. Yani o kadar yok da gene var. Mesela bunu engellemek için bu gürültü geçitini etkinleştir diyorum. Eşiklerini ayarlıyorum. Uygula diyorum. Ve sustuğum anda mikrofon otomatik olarak kendini kapatıyor. Şimdi olduğu gibi. Gibi. Bu kadar. Yani bundan sonra işte dediğim gibi hemen şöyle örnek göstereyim. Bir internet tarayıcımızı açalım. Mesela bunu oyun yakalama aygıdıyla çekmek istiyoruz. Hani sadece başlat falan almasın. Buradan mesela internet diye verdim. İnternet yazamadım ama uygulamadan, evet, açamıyorum. Neden? Çünkü bu bir oyun değil. O yüzden açılmıyor. İnternet şunu. Ne oldu lan? Kafayı yedi abi, dur. Eklesene kardeş. Tamam. Ha, doğru çarpı yaptım ya. Tamam. İşte bu tarz mesela, ben şimdi oyuna girip göstermek isterdim de şimdi çok uzun zaman alacak. 9 dakika olmuş zaten video. Böyle eğer hani hata falan olursa, hani yapamadığınız bir şey olursa yoruma yazın, zaten şak diye cevabını veririm ben. Gerekli cevabı veririm. Bu kadar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanala abone olursunuz. Bu kadar yani. Ve size yardımcı olduysam bir tane like atmayı esirgemeyin diyorum. Hoşça kalın.